Kral Sepet'ten herkese merhaba. Bu hafta Bozcaada'dayız. Ve sizleri 4 günlük enfes bir ekolojik belgesel festivaline götürüyoruz. Bozcaada'nın güzelliğine ve doğallığına bir de festival havası eklenince bakalım ortaya neler çıkacak. Sidari'nin Erçelik'le beraberiz. Hoş geldiniz öncelikle. Bozcaada Bifet kapsamında olmak nasıl bir duygu? Bu filmler sayesinde insanların ciddi bilinçlenmesi sağlanabilir ve bence her yerde yapılmalı. Ama Bozcaada gibi ekolojinin hala çok doğal seyrinde devam ettiği bir yerde yapılması da ayrıca çok güzel. Çok güzel bir ortam burada bu festivalin yapılması. Siz Derman adlı belgeselinizle katıldınız bu festivale. Evet. Bize biraz onu anlatabilir misiniz? Derman, Türkiye-Suriye sınırında yetişen kapari adlı bitkinin halk tarafından, ki ona derman deniliyor, kansere iyi geldiğine inanıyordu insanlar. O bitkiyi toplayıp kilosunu 2 liraya satmalarına ve bu sayede işte kendilerine dondurma ya da kıyafet gibi böyle ufak tefek çocuksal ihtiyaçlarını karşılamaları için yaptıkları bir şey. Ama bunu yaptıkları yer itibariyle çok tehlikeli bir yerde yapıyorlar. Burası bir mayın tarlası. Mayın tarlasında geçen bir hikaye. Şu anda Bozcaada Halk Eğitim Merkezi'nin önündeyiz. Gösteri salonlarından birisi. Yanımda da Elif var. Elif, sen Bifet'e yarışmacı olarak katıldın. Katılma aşamasından bize biraz bahseder misin? Tabii ki. Ben öğrenci ödüllerinde 10 kişi arasında yarışıyorum. Bu benim test projemdi. İstanbul Bilgi Üniversitesi Televizyon Haberci ve Programcılığı bölümü mezunuyum. Yeni mezun oldum. Bununla da Çukurova bölgesinde yaşayan, Çukurova bölgesindeki Yenice'de yaşayan mevsimlik işçiler hakkında bir işe çekmek istedim. Çünkü küçüklüğümden beri ben Tarsus'uyum, gidip gelip görüyordum onları. Onların yaşayışları, Suriye'den çok göç var oraya ve Urfa'dan da. Oradaki işte Suriyelilerle nasıl birlikte yaşıyorlar, oradaki çocukları nasıl durumlarda, okula gidemiyorlar bazıları, ne şartlarda yaşıyorlar, bunları birazcık gözlemledim ve aktarmaya çalıştım. Çok teşekkür ederiz. Başarıların devamı diliyoruz. Türkiye'de ilk halka açık film gösteriminin 1896 yılında Lumière kardeşlere ait olan Trenin Gara Girişi adlı filmiyle yapıldığını biliyor muydunuz? Bozcaada'da yaşıyorsunuz. Bifet sizin için ne anlam ifade ediyor? Bifet bizim için değerli bir festival aslında. Şöyle ki, Bozcaada sezon dışı gördüğünüz gibi bir hayli boş olduğu için hem boş zamanımızı değerlendirebileceğimiz hem de çok güzel kısa filmler izleyebildiğimiz bir festival. O yüzden çok önemli. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Sağ olun. Bozcaada'da yaşıyorsunuz. Evet. Bifet sizin için ne anlam ifade ediyor? Bozcaada gibi bir yerde bu tip festivalin olması bizim için önemliydi. İstanbul'dayken de bu tip festivalleri takip ediyorduk. En azından 4 günümüze, burada kışın ve sonbahar aslında biraz yavaş geçiyor. 4 günü doldurdu diyebiliriz ama dolu dolu geçti. Güzel filmler izledik. Myanmar'dan Fransa'ya, İngiltere'den Mısır'a. Türkiye'nin birçok Anadolu kentine bir şekilde Bifet bizi götürdü diyebilirim. Güzel de filmler, güzel de belgeseller izledim. Sanırım bugün 12-13. Oluyor izlediğim belgesel sayısı. Güzeldi. Başka da bir şey söyleyemem açıkçası. Çok teşekkürler. Bifet'in yönetmeni Petra Holzer'la beraberiz. Merhaba. Bize biraz Bifet'in ortaya nasıl çıktığından ve içeriğinden bahseder misiniz? Ekoloji çok kapsamlı bakıyoruz. Yani sadece öyle çevrecilik olarak değil. Yani ekoloji bizim bütün hayatımızı kapsıyor. Onun için
onu ilgili çekilen filmler gösteriyoruz ve bu konular hepimizi çok ilgilendiriyor ve bunu paylaşmaya çalışıyoruz. Katılımdan memnun musunuz? Biz geçen sene de çok memnunduk. Yani bütün yerel halk çok geliyor ve sahip çıkıyor festivale. Bu sene de öyleydi ve çok mutluyuz onda, o anlamda. Çok teşekkürler. Benim için belgesel üçüncü göz demek. Gerçek, orada olmasa da güzel bir gerçektir. Bozcaada ekoloji, kalabalık. Annem ve babam demek. Festivalin üçüncü günündeyiz. Yarışmaya katılan 16 belgesel büyük ödül için yarışmıştı ve bu gece ödüller sahiplerine ulaşacak. Şimdi sizi ödül töreninden görüntülerle baş başa bırakıyoruz. Birazdan tekrar görüşmek üzere. Seçmekte biraz zorlandık ama seçtik nihayetinde. Birazdan şimdi size gerekçeleriyle birlikte onları açıklayacağız. Önce şunu söylemek istiyorum. 10 Ekim 2015'te saat 10.04'te Ankara'da katledilen 118 kişinin cesaretlerine saygımızı sunarak başlamak istiyorum. Birinci filmimiz sıra dışı sinematografisiyle, şiirsel referanslarıyla izleyicileri değişen manzaralarda ruhsal bir yolculuğa davet ediyor. Bitmedin 2015 birincisi Suriye. Daha nice festivallere hep beraber ulaşmak üzere Bozcaada Belediye Başkanı ve BİFET Başkanı olarak en derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Bu hafta belgesellerle dolu bir yolculuğa çıktık. BİFET'in yarattığı farkındalık ve Bozcaada'nın güzelliğiyle unutulmaz 4 gün geçirdik. Umarız siz de çok güzel bir hafta geçiriyorsunuzdur. Haftaya görüşünceye dek hoşçakalın.